Evet sevgili dostlar, golvar.com'un ve Kayseri Özel Ülüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Fenerbahçe'ye rekora 2 maç kaldı haberiyle başlayalım yeni videomuza. Şimdi Fenerbahçe deplasmanı son olarak Hatay Spor'u mağlup etti. Ya biz bugün Fenerbahçe'yi konuşuyoruz arkadaşlar, diğer takımlar, diğer maçlar umurumuzda değil. Ligin kalan bölümünde 2 deplasman galibiyeti daha alması durumunda en çok deplasman galibiyetine ulaştığı sezonu yaşayacak diyor. Şimdi burada ben bir şey söyleyeyim. Ben hani Fenerbahçe'nin birçok sezonunu gördüm, birçok sezonunu yaşadım, birçok sezonundan haberdarım ama yani kalesini gole kapatma konusunda Fenerbahçe'nin göstermiş olduğu performans 14 maça çıktı deplasmanda. Ve hani alınan puan bakımından vesaire gerçekten de öyle tekrarı zor bir performans sergiliyor diyebilirim. Şimdi 21 takımdan oynanan bahsi geçen 2020-21 sezonunda da 14 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgiyle tamamlamış ki Erol Bulut'un sezonu arkadaşlar. Herkes hatırlar bunu. Deplasmanda 47 puan toplayan bir Fenerbahçe. Bu sezon deplasmanda 14 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik. Ve şimdiden 40 puan ulaşmasını bildi. 2 puan kaldı diyor arkadaşlar. İsmail Kartal'ın öğrencilerinin rekor kırmasına. Ama şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin kalan deplasmanları inanın ben artık hani onu düşünüyorum. Şimdi deplasmanda bir Trabzonspor maçı var. Onun dışında Fatih Karagümrük maçı var. 2. Deplasmanda sanırım Sivas maçı var. 3. Bir de Karagümrük maçı var. 4 diyebiliyorum. Şimdi Karagümrük İstanbul içerisinde. Galatasaraylılara göre Sivas Spor bize kesinlikle yatacak. Kesinlikle maçı verecek. 2. Onun dışında hani Karagümrük, Trabzon, Sivas, Karagümrük de verir Galatasaraylılara göre. Bir kaldı Galatasaray ve Trabzonspor deplasmanı. Yani bana göre de Galatasaray bize maçı verecek. Çünkü onlar bize maç vermeyi çok severler. Hani onlar bize maç verdikleri zaman çok çok mutlu olurlar. Demek ki bu rekor egale edilecek diye düşünüyorum. Arsenal scoutları Ferdi'yi izlemiş hatırlarsanız arkadaşlar. Pazar günkü videoda da söylemiştim. Ve hani Hatay Spor maçında Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nu İngiliz devinin scoutları izlemiş. Ben şunu söyleyeyim. Ben İngiliz devinin scoutlarından herhangi biri olsam, Hatay maçını izlesem, Ferdi Kadıoğlu'nu sezon sonunda hiçbir takıma kaptırmazdım. Onu da söyleyeyim. Hani Ali Koç da zaten demişti sezon sonunda biz zor tutarız diye. Arkadaşlar bu bir düşünce değil de. Bu gelen tekliflerin, gelen baskıların, gelen hani ilgi mektuplarının neticesiydi. Ve Hatay maçında da oyuncu izlenildi. Londra ekibinin sportif direktörü Edu Gasper Hatay maçında Fenerbahçeli Ferdi'yi takip etmiş. Ve rekor bir ücret beklentisi var arkadaşlar. 7 Ekim 1999 doğumlu oyuncu. 2018'inde Fenerbahçe'ye 1.4 milyon euro karşılığında transfer oldu. Ancak geçirmiş olduğu evrim, gelişim vesaire hepsini üst üste koyduğun zaman sezon sonunda Fenerbahçe'nin elinde tutmasının imkansız olduğu bir isim. Bu arada unutmadan birkaç şeyi söyleyeyim. Ahmet Çakar'dan Hatay Spor Fenerbahçe maçında bir yorum var arkadaşlar. Ahmet Çakar'ın hani Fenerbahçe'nin kenetlenmesi iyiydi. Kupada büyük sıkıntı yaşadı. Dzeko, Tadic gibi isimler özellikle iyi oynamaya başladılar. Hani kendilerine yakışır şekilde oynamaya başladılar diyor. Ben şunu söyleyeyim. Dzeko da Tadic de o Hatay maçını birer asistle tamamladı. Hani gol atmalarının önemi yok. Ama asist yaptılar mesela. Birinde Dzeko getirdi soldan. Birinde Tadic getirdi yine soldan. Hani tam servisler. Usai'ye atılan pas. Cengiz'e atılan pasın hani bir kargocu gibi. Al da at pası hani tam adrese verilmesi. Gerçekten çok çok güzel. İkinci yarıda kaçan bir sürü pozisyon var açıkçası. Ve hani Fenerbahçe farkı da açabilirdi. Ama son haftaların maalesef sıkıntısı. Hakem Atilla Karaoğlan'ın genelde iyiydi ama son dakikalarda Hatay Sporlu Masanga'ya vermesi gereken mutlak bir sarı var. İkinci sarıdan kırmızı. Karaoğlan bunu atladı diyor mesela Ahmet Çakar. Ben şunu çok merak ediyorum. Niye atladı? Mesela Erman Toroğlu'nu merak ettim. Diğer spor yazarlarını merak ettim. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Yani Erman Toroğlu da aynısını söylüyor. Öbürler de aynısını söylüyor. Bu kırmızı niye atlanıldı? Şimdi arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. Futbol sadece futbol değildir. Futbolun içine artık birçok pay payda girdi. Yasa dışı bahis girdi. İddia girdi. İşte alt olur üst olur girdi.
Sarı kart girdi. Sağlıkçı şeye oyun alanına girer girmez girdi. Kaç korner atılır, kaç taç atılır girdi. Kırmızı kart çıkar çıkmaz girdi. Ben şunu söyleyeyim. Ben devlet yetkilisi olsam hakemlerin her şeyini incelerim. Her şeyini. Çünkü abi milyonları etkiliyor. Bak 85 milyon insandan bahsediyoruz. Hepsi futbol aşığı değil tabii ki. Hadi yarı yarıya indirelim 40 milyon. 40 milyonun hepsi fanatik değil. İndirelim 10 milyona indirelim. 10 milyon ilgilendiren bir sektörde hakem benim canım sıkıldı ben kırmızı veririm vermem diye oyunu oynamıyorsa bu ciddi bir skandaldır. Ben Atilla Karaoğlan'ın hiç de masumane bir şekilde bu ikinci sarıyı atladığı görüşünde değilim. Hiçbir şey de benim bu fikrimi değiştiremez. Ama hocam sen daha önce hakem konuşuyorsun demeyin diye hakem konusunu geçiyorum. Ama bir kez daha belirteyim. Bak eğer hakemler adam akıllı bir araştırmadan geçsin. Ben çoğu hakemin altında birçok şey çıkacağını düşünüyorum. Nedense. Ya basit bir kırmızı kartla geçiştirmeyin bunu arkadaşlar. Ha, demek istediğimi anlayın. Şimdi biz Fenerbahçe olarak bu maçtan ne ders almalıyız? Hocam Galatasaray'da konuşalım, Beşiktaş'ta konuşalım. Ya boş verin onları. Biz burada Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Biz ne ders almalıyız? Onu çıkaralım. Ömer Önündür Fenerbahçe'yi en bombalayan köşe yazarıdır. Ve Ömer Üründül'ün maç sonunda İsmail Kartal'a bir uyarısı var. Anlatabiliyor muyum? İsmail Kartal'a diyor ki Ömer Üründül, İsmail Kartal ders çalışmaya başlamalı. Bu maçı zorlanmadan kazanacağı daha ilk dakikalardan belli oldu diyor. Dolu tribünlerin desteğiyle Kadıköy'e benzer bir atmosfer vardı. Hafta içinin kötü izlerini silmek için ve puan kaybına tahammül olmadığından futbolcular mümkün olduğunca hırslıydılar. Ayrıca doğru yerleşemeyen defans bloğunu zaman zaman çizgi halinde hareketsiz tutan takım savunması ciddi arızalar gösteren bir Hatayspor savunması vardı diye. Ben maç öncesi de size söyledim. Ya Burak Yılmaz'la ilgili söyledim size. Öbürüne ilgili söyledim size. Dedim ki bak arkadaşlar. Hatay'ın iki stoper attı. Bir tanesi Maksimovic ya Fenerbahçe'nin transfer listesindeydi bu çocuk. Bana dediler ki dedim sakın bunu almayın. Değil Fenerbahçe Süper Lig'in hiçbir takımın seviyesinde değil dediklerini belirtmiştim. Şimdi Fenerbahçe'de İsmail ve Mert Hakan orta sahanın iki koşan ismiydi. Dörtlü defans bloğu rakibi tehlikeli atak yapma şansı vermiyordu diyor. Bu devrede pozisyon bulan iki gol atan Fenerbahçe soyunma odasına rahat gitti. İkinci devre daha gelgitli bir maç oldu. Fenerbahçe yıldızlarından yine beklenen düşüş başladı ama Sarı Lacivertler de gole yakın ataklar yaptı. Hatayspor da yaptı. En net pozisyon Hatay adına Halil kaçırdı diyor Galatasaray'la. Ve İsmail Kartal'ın konferans ligi maçı için çok iyi ders çalışması lazım. Bak. Şimdi bunu dikkate almak lazım. İleri uç Şimanski'deki düşüş devam ediyor. Bence Şimanski'de düşüş devam etmiyor. Şimanski'de kıpırdanmayı gördük. Sonradan giren Fred hiç hazır değil. Normal değil mi sence Ömer Üründür? Bu da günümüz futbolunda çok büyük sıkıntı diyor. Union Saint Gilloise takım çok tempolu ve çok organize bir takım. Yani kesin izlemiştir yani. Her maçını izlemiştir eminim. Çok tehlikeli bir maç. Benden uyarması Cengiz Ünder attığı golden sonra tribünlere bir hareket yaptı. Bakın beni eleştiriyorsunuz işte görün dedi. Ama Cengiz gerçeği görmeli diyor. Kondisyon açısından çok yetersiz birinci golü arka direkten Cengiz'in atması gerekirdi. Cengiz oraya gelene kadar arkasından uzun mesafeden gelen o sahaya attı. Şimdi nereden baktığına bağlı. Cengiz rakibi uyutup topsuz koşu yapıp takım arkadaşına imkan sağladı dersen Cengiz'in futbol zekasını ortaya çıkarırsın. Tam tersi Cengiz'in atması gereken golü takım arkadaşı attı dersen Cengiz'i eleştirmiş olursun. Yani nereden baktığına bağlı açıkçası. Ama şunu belirteyim. Fenerbahçe'de üçlülerin kurulması lazım. Nasıl üçlüler? Yani üçgen kuracak üçlüler. Bu sezonun başında çok bariz vardı. Mesela Fenerbahçe ön alan baskısı yapmalı hocam. Niye? Çünkü ön alan baskısı yapmalı hocam Fenerbahçe. Tamam niye yapmalı? Hocam ön alan baskısı yapıp top kapmalı. Hatayspor'un taktiği hiç ön alan baskısına uygun değildi mesela. Eğer Fenerbahçe ön alan baskısı yapsaydı topla hızlı çıkan Hatayspor Fenerbahçe'ye çok ciddi tehlikeler yaşatırdı. Ön alan baskısını ölçülü, doğru ve işe yarayacak şekilde yapmak zorundasın. Aksi sıkıntı olur. Ama Cengiz'e dair de eleştirileri şunu da söyleyeyim. Cengiz'in de kendine dikkat etmesi lazım. Hani Hatay'ın Fenerbahçe'ye yenilmesinin çok bir önemi yok. Benim için de çok bir önemi yok. Hani Hatay'ın durumu belli. Son maçlarda kaç galibiyet aldığı almadığı belli.
Ama Fenerbahçe'nin durumu daha belli. Fenerbahçe'nin St. Julius karşısında ciddi manada efor sarf etmesi lazım. Bunu sadece Ömer Ründül demiyor, Ahmet demiyor, Mehmet demiyor. Bunu herkes söylüyor. Hatta bunu rakip takım taraftarları da söylüyor. Aman ha diyor, Fener dikkat etsin. Sert kayaya çarptı Fener diyor. Bunu da belirteyim. Yıldız ismi Bekao'ya İtalya'dan talip çıktı. Şimdi ben bir konuda da bir fikrimi belirteyim. Arkadaşlar, Çağlar Söyüncü alındı Fenerbahçe'ye. Bonucci alındı. Çok mu gerekliydi Bonucci? Bence değildi. Hani yabancı kontenjanını Bonucci'den kullanmaktansa Crespo gitmeseydi daha mantıklıydı bana kalırsa. Bu benim fikrim, şahsi fikrim. Ama Serdar Aziz papatyalı. Çağlar'ın ne çıkacağı belirsizdi, onu da belirteyim. Bonucci'nin de aslına bakarsanız ne çıkacağı belirsizdi ama en azından tecrübesiyle toparlar falan diyorduk. Böyle bir hamle de gerekliydi açıkçası. Ciko Afrika Kupası'ndaydı, takım stopersizdi, tam zamanlama iyiydi falan. Neyse. Ben Bekao ile Çağlar'ın uyumunu çok aşırı beğendim. Hani bir sonraki maçta Ciku Bekao mu olmalı, Ciku Çağlar mı olmalı falan diye soracak olursanız ben Çağlar'ı banko yazarım, Bekao'yu da banko yazarım. Yani Pendik maçına ben Çağlar Bekao ile çıkarım. Onu söyleyeyim. Neyse, Bekao'ya İtalya'dan talip çıkmış. Kimmiş bu talip? Bu arada şunu da belirteyim arkadaşlar. İsmail Yüksek sarı kart cezalısı. Ama konferans liginde İsmail Yüksek herhalde 90 dakika oynatılır. Orada zaten Fenerbahçe'nin az bir kadroyla çıkması da lazım. Şimdi Bekao İsmail Kartal'ın vazgeçilmezlerinden oldu. 28 yaşındaki oyuncuya ilgi sürüyor. Fiorentina talip olmuş. Çizmede Udinese formasını giyen futbolcu için sezon sonunda teklif yapma düşüncesi varmış. 10 milyon euro gibi bir bütçe ayırıyorlarmış arkadaşlar Bekao için. 10 milyon euro diyor. Şimdi 1.91 boyunda 2028'e kadar kontratı var. Fenerbahçe 10 milyon euroya ne cevap verecek? Şimdi eğer Çağlar'ın bonservisini 5-6'ya veririz derlerse Bekao ona verilebilir mi? Verilebilir. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Duyum olarak söylüyorum. Artık transfer duyumlarına geçtik. Ciku'nun gitme ihtimali Bekao'nun gitme ihtimalinden daha yüksek. Hem de bonserviste, hem de ciddi bonserviste. Ciddi bonservis 6 artı. Bu dediğimi unutmayın arkadaşlar. Bekao için de bu sadece bir takip diyelim. Şu an için resmi herhangi bir teklif yok. Fenerbahçe'den sezon sonu bombası o isimle anlaşma tamam. Otomaçın haberine bakalım. Şimdi İsmail Kartal 9 yıllık süren şampiyonluk hasretine son vermek peşinde. Zira Türkiye Kupası'ndan tamam Fenerbahçe elendi elenmesine. Ancak elinden geldiğince şampiyonluk yolunda da Fenerbahçe'nin attığı adımlar malum. Fred döndü. Sakatlardan iyi haber geldi. Moralli bir galibiyet elde edildi. Devre arası tamam Rade Kurunic o bu şu alındı ama Fenerbahçe'nin yaz döneminde ben bir şey söyleyeyim şimdiden söyleyeyim. Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde belki 30 futbolcu sirkülasyonu olacak. Gelen artı giden. 30 bak belki 30. 20 kesin. Kesinlikle 20 futbolcu sirkülasyonu kesin. Ama 30 olabilir. Takvimin haberine göre Stefan Savic. Fenerbahçe Savic de yaz transfer dönemi için her konuda anlaşmış. Arkadaşlar bu transferi ben yakın çevreme sordum. Hani ben mi bilmiyorum diye. Savic ismi kesinlikle yalan dediler bana. Külliyen yalan dediler. Oyuncuyu Fenerbahçe devre arasında istedi. Hatta kulübü de bonservissiz gönderelim dedi. Bedava bir şekilde biz Stefan Savic'i alacaktık. Ancak oyuncu 4 milyon euro yıllık ücret istedi. Bir de imza parası. Fenerbahçe aman bak etme eyleme dese de yok dedi, kabul etmedi. Ben şunu söyleyeyim. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor, önemli değil. Ama Arabistan falan yapacaktır. Bak Çağlar ve Bonucci Fenerbahçe'ye yarım sezonluk geldi. Önce onu belirteyim. Yani Çağlar da Bonucci de yazın gidebilir. İyi gitmesi muhtemel iki isim. Hani ben size diyorum ya 20 sirkülasyon. İki tanesi şimdiden belli. Lincoln, Crespo kiralık gitti. João Pedro kiralık. Bunlar satılmış olursa 3 de buradan 5. Zaten 5 tane gitti. Artısı var bunun. Hocam Emre Mor falan kiralık. Gelince onları da sayacak mıyız? Hayır, gelince saymayacağız. Başka yere giderse sayacağız. Mesela artısı ne? Serdar Dursun gidecek.
6 oldu. Umut Nayır falan gelecek ama onu saymıyorum. Çünkü mevcut kadronun devamı diyeyim. Ya ben 20, eğer hani gidenleri de böyle sayarsak 30'u zaten rahat geçer de. Yazın Fenerbahçe'nin stoper tandemi. Eğer bonservis opsiyon kullanılmasa Samet Akaydın. Serdar Aziz'in sözleşmesi bitecek diye biliyorum. Ama Serdar Aziz, Samet Akaydın, Ciku, Bekao. Yine Fenerbahçe buna bu dört diye dönmüş olacak. Eğer satış gerçekleşirse ki Fenerbahçe Çağlar'ın bonservisini almak için çok uğraşacaktır diye düşünüyorum. Durum bu. Ya Savic konusunda ben Savic'in Fenerbahçe'nin artık kapısından içeri gireceğini düşünmüyorum. Anlatabiliyor muyum? Fenerbahçe'de astronomik tekliflere açık olun siz. Edin Dzeko astronomik bir bedelle ayrılıyor. İşte o rakam diyor. Şimdi habere baktım. Acaba bende mi bir hata var? Edin Dzeko'dan kesin bahsediliyor mu diye. Edin Dzeko sezon sonunda takımdan ayrılması gündeme geldi. Bu sezonki performansıyla göz doldurduğu deneyimli futbolcu şöyle böyle diye anlatmaya başlamış. Bir şey söyleyeceğim. Edin Dzeko'nun bu performansını ben beklemiyordum. İtiraf edeyim. 36 yaşındaki bir futbolcunun yani harbi olayım Fenerbahçe'ye bu kadar katkı vereceğini düşünmüyordum. Doğruyu söyleyeyim. Pivot santrafor, orta kafa gol falan diyordum. 2515 dakika. Yani 2700 dakikası 30 maç arkadaşlar, bilginiz olsun. Aşağı yukarıda bunu hesaplarsak yani 28 maç gibi düşünün. 22 gol, 8 asist. Türkiye Kupası'nda gol ya da asist yok. Bilginiz olsun, Türkiye Kupası'nda hiç süre almamış bir futbolcudan bahsediyoruz. Hani orada kasmıştır diye düşünmeyin. Konferans liginde 2 maçta 2 gol 102 dakika. Elemelerde 4 maçta 2 gol 3 asist 257 dakika. Şimdi 30 gollük bir katkıdan bahsediyoruz. 22 gol 8 asist. 18 gol katkısı. Bu arada Süper Lig'de 2 gol daha atarsa Rasim Ozan Kütahyalı dansöz kıyafeti giyip oynayacakmış. 20'yi geçerse dansöz kıyafeti giyeceğim demişti diye hatırlıyorum. Gerçi onlar genelde zaten gerek yok da neyse. 33 resmi maç 22 gol 8 asist. Ya inanılır gibi değil. Taraftarın sevgilisi haline geldi. Takımın gol yükünü çekiyor. Al Hilal talip oldu. Şimdi Yıldız ismin peşine düştü Al Hilal diyor. Jorge Jesus'un Al Hilal'i Edin Dzeko'yu kadrosuna katmak için harekete geçtiriyor. Astronomik bir tekliften bahsediliyor. Senelik 11 milyon euro önerilmiş maaş olarak. Fenerbahçe'de 4,2 milyon euro alıyor. Şimdi bana söyleyin. Şimdi Tadic ve Dzeko. İki isim. Birisi 22 gol, 8 asist, yıllık 4,2 milyon euro. Tadic'in de 3.269 dakikası var. 12 gol, 11 asist. Yani 23 gol katkısı Tadic'ten, 30 gol katkısı Dzeko'dan. İkisi de 4,2 milyon euro alıyor. Analarının ak sütü gibi helal olmasın mı? Helal olsun değil mi arkadaşlar? Şimdi Dzeko'nun 2025'e kadar sözleşmesi var. Al Hilal Dzeko'yu almak istiyorsa 30 milyon euro teklif etmeli. Fenerbahçe'ye. Hocam Allah aşkına Edin Dzeko'ya 30 milyon euro verecek olan bir takımı çıkar mı? Ben şunu söyleyeyim. Bekao vardı Edin Dzeko 40 milyon euroya gitse kabul müsünüz? Ben kabulüm. Ben kabulüm. Şimdi geçen sene biz burada Ersan'la çok tartışıyorduk. Ersan diyordu ki ya diyordu 3 tane 5 tane çöp alacağına parayı bas 2 tane kaliteli adam al diyordu. Dzeko kaliteli. Tadic de kaliteli. Szymański de kaliteli. Fred de kaliteli. 4 tane kaliteli adam. Bekao da kaliteli. 5. 5. Ciku da kaliteli. 6. Ciku yerine Çağlar'ı sayayım. Kaliteli 7 diyeyim. Ya da 6 da kalsın. Hani ilk 11 oynayabilir profilde. 6. Ferdin zaten kaliteli 7. Osayi'nin zaten kaliteli 8. İrfan patlama yaptı. Cengiz zaten kaliteli. 9. Livakovic'i kaleye aldın. 10. Yani bu kadroda Osayi ve Ferdi'yi sayma zaten elinde vardı. 9 tane, 8 tane kaliteli adam aldın. Yani İsmail Yüksek'i de sayayım oraya. İsmail'le birlikte Krunic'i kaliteli saymıyorlar ama İsmail de kaliteliydi. 8 tane kaliteli adam aldın. Daha ne istiyor Fenerbahçe taraftarı? Daha ne istiyor? Kaliteli adam dediniz, kaliteli adam. 3-5 tane çöpe şu kadar vereceğine bir tanesini al dediniz, aldı. Şimdi Batshuayi 3 milyon euro yıllık ücret alıyor. Bak Batshuayi cash 3 alıyor. 4,2'de Dzeko alıyor. 7,2. Batshuayi'nin gol asist sayısından haberiniz var mı arkadaşlar? Ben size söyleyeyim. 32 maç. 18 gol. 3 asist. Yalnız 1319 dakika. 1319 dakika. Yani
15 maça çıkmış. Batshuayi Fenerbahçe'de 15 maça çıkmış. 18 gol 3 asist yapmış. Bak 21 gol katkısı yedek forvetinden, 30 gol katkısı as forvetinden. 51 gol katkısı. 23'te yandaki arkadaştan 74 gol katkısı 4.2, 4.2, 8.4, 3'te oradan 11.4 milyon eurodan 73 gol katkısı. Yeter mi? Ben Süper Lig için bu paraların fazla olduğu düşüncesindeyim. O ayrı mesele. Ama Galatasaray çıtayı yükseltti. Ona bu parayı verdi. Buna bu parayı verdi. Taraftarı susturmak için Fenerbahçe'nin de bu harcamayı yapması lazımdı. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Tadiç'i ve Ceko'yu 31'ine, 31'ine versinler 60. Hemen bugün satarım. Ama hocam çok iyi gol yapıyor, çok iyi asist yapıyor, çok karakterli, kariyerli futbolcu. Kabul ama Fenerbahçe'nin 4.2 verecek bir bütçesi bu şartlarda imkansız. İyi de hocam Fenerbahçe şampiyon olacak inşallah. Şampiyonlar Ligi'ne gidecek inşallah. Orada bize Dzeko Tadic lazım değil mi? Ben şöyle söyleyeyim size. Orada bize Dzeko Tadic yerine Fred Szymański, bir Fred sol kanada bir Fred de forvete alsak daha mantıklı olmaz mı? Yaşı düşürsek ama kalibreyi aynı tutsak. Fenerbahçe'yi yazın bekleyen çok ciddi bir transfer sirkülasyonu var. Çok iyi hamleler yapmak lazım. Ferdi mi gidecek? Szymański mi gidecek? Yerini çok iyi isimlerle doldurmak lazım. Benden Fenerbahçe'ye tavsiye en iyi transferi şimdiden yapın. Mario Branco. Ali Koç da devam etse, Ahmet de gelecek olsa, Mehmet de gelecek olsa, Aziz Yıldırım da gelecek olsa, öbürü de gelecek olsa Branko'dan iyisini asla bulamayız. Hem futbolcu alışında, hem futbolcu satışında, hem pazarlığında, hem futbolcu değerlendirmede bir numaralı isim. Branko'ya bağlı birçok da scout var. Adamlar bize diyor ki şunu alın, bunu alın. Eğer bak Fenerbahçe şampiyon olsun, kadro kaliteli isimler kalsın, yedekleri döşenecek olsun, çok ciddi yetenekli yedeklere de hazır olun arkadaşlar. Çünkü çok iyi bir scouting çalışması var. Benden söylemesi. Şimdi biz buradan neyi anlamalıyız? Biz buradan şunu anlamalıyız. Ortada bir Fenerbahçe var, bir de rakipler var. Ortada olan Fenerbahçe'nin kazanmak dışında hiçbir çaresi, hiçbir şeyi yok. Fenerbahçe oynamalı, kazanmalı. Peki rakipler ne yapmalı? Fenerbahçe kadrosunu güçlendirirken yıllık ücretini düşürmeli. Rakipler de bunu görüp ulan demeli. Yani ulan demeli. Ulan. Ulan Fenerbahçe yıllık ücretlerini düşürüyor. Biz de düşürelim yoksa madara oluruz demeli. Ben şunu belirteyim. Bankalar konsorsiyumu anlaşması cartı curtu. Bu daha da uzar. Kulüplere hani kulüplerin satışı mı daha iyi olur hocam? Yoksa Bankalar Birliği'ne uzatılması mı? Satışı daha iyi olur. Çünkü Kulüpler Birliği'ne uzatıldığı müddetçe çok sıkıntılar yaşayacağız belli. Yani belli çok sıkıntılar yaşayacağımız belli arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Ama ben bir kez daha söyleyeyim. Eğer Ceko'ya falan bu teklif gelirse ben satarım. Açıkçası yazın Fenerbahçe'nin yerinde olsam kadroyu biraz daha dirileştirip çünkü Şampiyonlar Ligi'nde çok diri genç takımlarla oynayacaksın. Altıda sıfır da yapabilirsin. Şu kadroyu bozmayıp elinden hani atıyorum Ferdi'yi 30, Szymański'yi 30, 60. Kafadan atıyorum. Ceko'yu 30, 90. Kafadan atıyorum ya. Kafadan atıyorum. Bekao'yu 10, 100 milyon euroya sattın. 4 futbolcunun yerine 7,5, 7,5, 7,5'a 3 tane futbolcu aldın 30 milyon euroya. Kaliteni daha iyi kadro yaptın falan filan dersin. 3-5 tane de değişiklik yaptın. Bonservisiz 3-5 tane de kaliteli futbolcu aldın. Transfer market değeri 15-20 olan falan. Şampiyonlar Ligi'ne git gönül rahatlığıyla. Ama onun dışında iyi düşünmek lazım. Transfer dönemine girdik arkadaşlar. Artık transfer haberlerine hazır olun. Paranız varsa ayda 15 TL verip üye olun. Paranız yoksa videoları eksiksiz kesintisiz izleyin arkadaşlar. Çünkü artık duyumlar videoların içinde serpiştirilmiş olacak. Destekleriniz, katkılarınız için, her türlü desteğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere.